Firiz Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz, hoş bulduk. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizler de iyiyiz. Biz öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ekip olarak misafir ettiğiniz, ağırladığınız, çok sağ olun, çok teşekkürler. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Bu keyifli röportaja sizleri tanıyarak başlamak isteyeceğim. Sizleri tanımak istiyorum, sektörle tanışmanız. Evet, adım Filiz. Ben 20 yıldır tasarımcı olarak çalışıyorum bu sektörde. Evet. 10 yıldır homeware koleksiyonu hazırlıyorum. 3,5 yıldır da Yıldızhan Tekstil'deyim. Bizim burada 5 tane markamız var. Onların tasarımlarını yapıyoruz. Harika. Çok da keyifli bir stand kurmuşsunuz. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Hemen teşekkür tanımak ederiz. İstiyorum. Kuruluş tarihi nedir ve neler yapıyoruz? Şimdi biz 1994 yılından beri tekstilin homeware grubunda birçok ürün yapıyoruz. İç giyimden, çocuk grubundan, pijama grubundan, kadın elbiselerden, geceliklerden ve gecelik, sabahlık, ikili takımlar, birçok ürün yelpazemiz var. Hatta biraz dış giyim, elbise grubu da hazırlıyoruz. Yani birçok ürün yelpazemiz var. Yani yelpaze geniş yani. Alanında bizim mağazamıza ya da firmamıza gelip bizden hani A'dan Z'ye her ürünü temin edebiliyor müşterilerimiz. Dediğim gibi iç çamaşırı, çocuk, kadın, erkek, atlet, ondan sonra pijama, fantezi, iç giyim, pijama takımları ve gecelikler ve pijama takımları vesaire birçok ürün yelpazemiz var. Bu başarının sırrı ne Filiz Hanım? Ciddi bir istikrar bu var ya, bu kolay değil çünkü. Sırrı şirket olarak bahsetmek istiyorum. Evet, yavaş yavaş büyüyen evet. Ve doğru kumaş seçimleri, doğru model seçimleri, aynı zamanda piyasadaki doğru müşterilerle karşılaşmak ve ticaret, evet de bu firmanın başarısı sayılabilir. Bir de seviyorsunuz tabii mesleği. Evet. Siz ve ekip diyelim. Ben mesleğimi çok seviyorum. Yıldızhan Tekstil'de, firma sahiplerimde mesleğini çok sevdiklerini düşünüyorum. Zaten adım adım ilerleyen bir yükseliş hikayesi. Selamlarımızı gönderelim buradan kendilerine. Evet, kendilerine yolluyorum. Adım adım yükselen bir yükseliş hikayemiz de söz konusu. Şu an olduğumuz pozisyondan çok mutluyuz. Evet. Gitgide de daha ileri yukarılara çıkmaya devam ediyoruz. Evet. Bu şekilde. Fuar nasıl geçiyor? Bugün biraz görüşlerinizi almak istiyorum. İlk günü müşterilerimiz geliyor. Fuar gayet güzel, gayet hareketli. Bizim beklentilerimiz de gayet olumlu fuarla ilgili. Evet, yabancı katılımcılar ve ziyaretçiler de bekliyoruz. Bu da olması gerekiyor. Ülkemiz adına önemli çünkü bu. Tabii. Yabancı katılımcıların zaten yoğun olduğu bir fuar bu. Zaten biz ihracat firmasıyız. Genellikle yabancı müşterilerimiz iç piyasada çok fazla değil. Genellikle dış piyasada var olduğumuz için yabancı müşterilerin katıldığı bir fuardayız. Böyle. Evet. Hedeflerinize ulaşabildiniz mi firma olarak? Yani şöyle bir geriye dönüp baktığınız zaman istenilen nokta burası mı ya da bundan sonraki süreçlerde neler olacak? Tabii ki hiçbir zaman istenilen noktamızda durmak gibi bir lüksümüz yok. Her zaman daha ileri gitmek durumundayız. Adet olarak evet üretimlerimiz çok arttı. Model çeşitliliği ve yelpazesi olarak ürün çeşitlerimiz çok arttı. Tabii bununla beraber imalat potansiyelimiz çok arttı. Biz bütün bunlara hem bir yandan yetişmeye çalışıyoruz hem de daha fazla müşteriye ulaşarak, daha fazla hedef kitlesine ulaşarak tabii ki ekonomik anlamda ve marka anlamında daha iyi bir yere gelmek istiyoruz. Şu an bizim Yıldızhan Tekstil olarak 5 tane farklı markamız var. Bunları ben size tanıtmak istiyorum. Buyurun. İç giyim bölümümüz yine Kot Park adı altında. Cicito bölümümüz var. Yine çocuk ve çocuk iç çamaşırı yaptığımız. Kot Park olarak bayan gecelik pijama grubu üretiyoruz. Juliet Zelix diye bir markamız var. Biz bayan elbiseleri üretiyoruz ve bayan dış giyimi ikili takımlar üretiyoruz. Onun dışında Nistolita dediğimiz bir grubumuz daha var. Onda da böyle bayan fantezi iç giyime hitap eden ürünler üretiyoruz. Hepsi gelişmeye açık markalar. Hepsi adım adım daha iyiye gidiyor. Özenli kumaşlar seçiyoruz. Güzel bir üretim yaptığımızı düşünüyorum kendi adıma. Evet.
Bu şekilde bir ilerleme söz konusu. Biz de ilerliyoruz. Umarım daha da iyi oluruz. İnşallah diyelim. Biz de herkesi buraya davet edelim. Hem ürünlerimizi görürler, bir çayınızı, bir kahvenizi içmiş olurlar. Tabii ki. Bekleriz. Evet, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim Filiz Hanım. Başka programlarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler. Sağ olun.